Yaşamadan herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sanal gerçeklik konusundan söz edeceğiz. Evet. Karşınıza böyle bir yar gözlüğüyle çıktık falan diyormuşuz. Espri olsun diye taktı sadece. Çıkartayım mı? Çıkart. Arkadaşlar biliyorsunuz reklam yapıyor Neverwinter. Neverwinter gözlüğü arkadaşlar. Neverwinter'ın. Mobil platform için piyasada birçok arkadaşlar VR gözlüğü var. VR Cardboard dediğimiz. Bunu ilk önce Google başlattı zaten. Daha sonra da diğer firmalara yayıldı yavaş yavaş. Zaten hepsi Google'ın hala platformunu kullanıyor. Aynen, yani Google Lens'lerini kullanıyorlar zaten. Arkadaşlar şimdi özellikle mobil platformda başladığı için, çünkü diğer platform yani biraz pahalı olduğu için. Evet, Oculus Rift falan. Aynen. O biraz bilgisayarla alakalı daha çok. Aynen. O yüzden mobil platform şu an oyuncuların bayağı ilgisini çekiyor ve mobil oyun dünyası çok geliştiği için oyuncular böyle bu tarz gerçeklik gözlüklerini de kullanmak istiyorlar. Açıkçası biz de denemiştik. Biraz daha böyle basic bir Google Cardboard'u. Yani kullanılabilecek bir şey. Oyun oynarken onu tercih etmek daha insanların işine gelebilir. Bir de güzel bir telefonunuz ve güzel bir VR oyununuz varsa, ki iOS'ta daha çok VR oyunu var Android'e göre. Google'ın yeni çıkarttığı mercekler sayesinde fiyat performans açısından bayağı bir etki yaratan, yani mesela 25 liraya aldığınız bir Google kartondan aldığınız bir cardboard bile sizi bambaşka bir dünyaya götürebiliyor. Evet, oyunlar falan çok güzel ama bence oyunlardan daha önemli olan bir şey varsa film, video izlemek çok zevkli. Gerçekten çok başarılı yani bu konuda. İçinde hissediyorsunuz kendinizi. Şu an piyasada zaten lafını böldüm ama VR'a uygun birçok film ve video zaten geliştirildi. Film yani. Ve video var. Yani VR'a uygun yani 360 derece olanları var ama evet, mesela ben arkadaşlarımla birlikte bir bara gittiğimde bir video çekmiştim. Canlı müzik vardı. Çok güzel bir ortam filan. Çektim. Onu VR'la tekrardan izlemeye çalıştım. Gerçekten de sanki oradaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Yani bu çok hoşuma gitti benim yani. Programları var abla. Normal bir videoyu ikiye bölüyor filan, böyle bir şeyler yapıyor. Normal VR videosuymuş gibi yani. Kafanızı çevirdiğiniz hareket etmiyor belki ama onun içindeymişsiniz gibi izleyebiliyorsunuz. Yani bütün filmleri aslında öyle yapabiliyorsunuz. Bir program aracılığıyla. Yani ikiye bölüyor ekranını senin. Filmi iki yerde de oynatıyor. Bir şeyler yapıyor. Oluyor orada bir şeyler yani. Ya bu programı zaten Google üzerinden bulabilirsiniz. Bir çok biz onu program. Söylemeyelim. Evet. İstediğiniz programı oradan bulabilirsiniz. O zaman biz ilk bu işi başlatan Google Cardboard'la başlayalım arkadaşlar. Bundan biraz söz edelim. Yani. Şimdi öncelikle bayağı fiyat uygun. Gürhan da aldı zaten bunu. 20-25 lira aşağı yukarı. Kartondan yapılıyor arkadaşlar. Ki karton bozulsa, kırılsa, bir şey olsa dahi siz tekrar kartonla kendiniz yapabiliyorsunuz. Önemli olan mercekleri bunun. Mercekler sizin elinizde varsa arkadaşlar her türlü yapabilirsiniz. Zaten şu anda böyle yüksek fiyatlara satılan Google olmayan kartboardlar ya da plastikten yapılmış şeyler de Google'ın merceklerini kullanıyor. Sadece kaplaması daha farklı. Aynen. Yani tamamen Google'a ait yani. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Zaten bu dışındaki karton kısmı ve mercekler satın aldığınızda ayrı şekilde geliyor. Siz birleştiriyorsunuz. Yine aynı şekilde o ölçüleri kullanarak elinizde bulunan kalın bir kartonu keserek aynı şekilde yıpranan hani bölgeleri ya da işte tamamen yırtıldıysa, nasıl başardıysanız yırtmayı hepsini, oldu da başardınız, yeniden bunu yapabilirsiniz. Tabii yani diğer ürünlerde olmaz. Özellikle plastik olanlarda böyle bir geri dönüşüm şansınız olmaz ama sanatsal açıdan birçok şey yapılabilir tabii ki de. Yani. Şimdi bu onun eksi yönü şuydu. Karton olduğu için normal olarak pek bir konforlu değil. Evet, hani oyun oynarken hani acıtabiliyor. Özellikle bu burun bölgenizin üst kısmını acıtabiliyor. O açıdan biraz sıkıntılı gelebilir size. Ama bu fiyata bence gayet uygun. Aynen, bence de güzel. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten işi telefonunuz yapıyor. O yüzden başka bir şeye gerek kalmıyor. Ha bir de şöyle bir şey var, tabii inç değişiyor bu kartonlar. Tabii, ona dikkat edilmesi lazım. Mesela benim S3 Mini'm var.
S3 Mini'ye hiçbir kartbord olmuyor arkadaşlar şu anda. Google'ın kartbordlarından, plastiklerden söz etmiyorum, diğerlerinden değil. Bunlardan benim olmuyor. S4 Mini de olmuyor. Zar zor. Yine kaymalar yaşanıyor. Tam bir keyif alamıyorsunuz. Yani Android kullanıyorsanız eğer S3 ile başlıyor diyebilirim yani. Ya 4 inç, 4.3 inç ile falan başlıyor desek daha aynen mantıklı öyle olur. Yani o inçlerden sonra kullanabiliyorsunuz. Yani 3 inçten başlıyor diye geliyor kartbord ama tam olarak 3 inç içine koyabiliyorsun değil ama yani kayıyor. Dışarılarda kalıyor. Merceklere tam oturmuyor tabii. Normal yani bu. Aynen öyle. O evet yüzden alırken incine de dikkat etmeniz lazım. Evet. Ya mesela bu kartbordla neler yapabiliriz? Mesela Google Earth'ün sokak görünümünü biliyorsunuz abla artık. Sokak görünümünde mesela New York'a gidip aynen sokak görünümünde gezebilirsiniz. Ya mesela ben geçen gün Avrupa'ya gittim. Böyle şeyim, aşağıdan böyle sular var, sular akıyor falan. İlk kullandığımda Google Kartboard'u. Allah'ım dedim, dokunacağım sanki ya. O kadar böyle gerçekçiydi ki. Evet, özellikle ya görmediğiniz, gitmediğiniz ya da çok gitmek istediğiniz yerlere bu şekilde kartbord aracılığıyla da gidebilirsiniz. Evet, geleceğin teknolojisi diyebiliriz bunu tabii ki de. Diğer şeylere bakalım istersen. Evet. Bundan sonra Google kartbordlardan sonra ya tamam karton olmasın, birazcık kaliteli olsun ama çok da pahalı olmasın diyorsanız JTEK'ler var arkadaşlar. JTEK 2 modeli var. 100 lira civarında satılıyor. Hatta şuraya da ekleyelim. Bunlardan düşükler de var. 40 lira, 50 lira, 60 lira araştırıp bulabilirsiniz. Ama kalite açısından hani Google Kartboard'la aynı bir fark yok. Sadece dışı plastik olduğu için. Ama 40, 50, 60 liralıklara da bakabilirsiniz. Onlar da var piyasada. Ama çok memnun kalınmadığını duydum. En azından kartbordu alıp kartonunu kendiniz yeniden yapabiliyorsunuz ama plastiklerde böyle bir şansınız olmuyor. Yani evet, atıyorum elinizden düşürdüğünüz zaman paramparça olabiliyormuş. En azından o 40-50-60 liralıkla. Ya bu şey fena değil yani. Onu söyleyebilirim. JTEK başarılı. Beğeniler çok fazla var. Hem Android'e hem iOS'a uygulanabiliyor. Aynı şekilde bir Google Cardboard'un yaptığı bütün her şeyi yapabiliyor. Bütün özellikler. Daha çok konfor sunuyor falan. Böyle gözünüzün etrafını falan daha çok karanlık ortam sunabiliyor. O yüzden daha net olabiliyor tabii ki de. Daha iyi bir 3 boyutlu gerçeklik sunuyor çünkü düzenlemesini siz ne kadar yaparsanız yapın kartonda hatalar meydana gelebilme ihtimali çok yüksek. Plastik olunca bir tane düzen onun üzerinden gidilebiliyor. Bunun dışında Shinecon diye bir marka var, VR Shinecon. Bunun da fiyatı 249 lira civarında. Bu daha gelişmiş tabii ki de. Biz tabii arkadaşlar bu arada indirimli fiyatlarını söylüyoruz ama bu indirimli fiyatlar uzun süre zaten gidecektir çünkü tanıtılmaya ya, ihtiyacı var zaten. Tabii ki de indirimli fiyatlar falan yani. Biz araştırdığımızda bulduğumuz fiyatları söylüyoruz sadece. Yani 3.5 ila 6 inç arasında telefonu kabul ediyormuş arkadaşlar bu Shinecon. Yine 360 derece videolar. Bu zaten standart yani onu söylemeye şey yok. Yüksek çözünürlüklü, daha çok yüksek çözünürlüklü mercekleri daha şey kaliteli. Kaliteli bir kafa bandıyla geliyor. Daha rahat, konfor. Zaten kartondan sonra çıkan her şey birazcık daha fazla konfor sunuyor. Aynen. Ve daha çok güvenlik sunuyor. Bir de şöyle bir şey var. Kartonda mesela korku oyunu oynarken kafanızı sağa sola çevirebiliyorsunuz ve o sırada telefon kayabiliyor. İşte ne bileyim o ortadaki çizgi diğer tarafa geçiyor falan filan. Bayağı sıkıntı çıkabiliyor ama plastiklerde öyle bir sorununuz olmuyor. İstediğiniz ya kadar zıplayın hoplayın yani. Evet, mesela bu şeyde nasıl oluyor? Şöyle diyeyim. Normalde Google Cardboard'un lensini bir sefer taktığınız zaman ayarlayamıyorsunuz bir daha. Yani o lensleri yani çıkartıp şey yapmak falan lazım. Bunun lenslerini ayarlama özelliği de var. Yani lensi yakınlaştırabiliyorsunuz, uzaklaştırabiliyorsunuz. Bu tür özellikler de var. Kendinize en uygun konforu bu şekilde lenslerle de sağlayabiliyorsunuz. Freefly diye bir şey var. VR var. O da şu anda piyasanın iyilerinden kumandayla beraber geliyor. Yani bir oyun oynadığınızda sanki böyle elinizde bir PlayStation kolu varmış gibi kumandayla kullanabiliyorsunuz. 363 lira bu arada. Evet, fiyatı da. Oldukça güzel. Görüntüsü falan da hoş yani. Güzel tasarlanmış. Birazcık kabarık yani. Evet. Biraz daha böyle şeye benzemiş sanki. Hani ben demiştim ya HoloLens ne kadar kaba duruyor ya falan diye. Biraz daha böyle HoloLens vari geniş ve büyük tasarlanmış.
HoloLens bence kabarıp durmuyor arkadaşlar. Bence öyle duruyor. Evet, devam edelim. Serper Boafeng diye bir Çin icatı var. Okunuşunu bile nasıl... Yani, değişik bir şey. Çin mi? Diğer gözlüklerden pek büyük fark olacağını sanmıyorum. Yani sonuçta hepsi artık standart oluyor. 300 liralık bir gözlük ne kadarsa bu da o kadardır tahminimce. Yani, ama tabii bunu tercih edeceğimize bir öncekini tercih etmemiz daha uygun olur diye düşünüyorum. Ben onu tercih edeceğimi Samsung'un ciğerlerini tercih ederim daha iyi olur yani. E tabii canım ya Samsung evet. Varken bu arada arkadaşlar 389 lira indirimli fiyatı Samsung ciğerinde. Ama şöyle bir durum var. Gear VR 2 yani mesela bu Samsung'un S6 veya S6 Plus da oluyor sadece. Hı hı. Ya da başka bir sene sadece Note 4 ve Note 5 de oluyor. Hı hı. Yani sen Samsung'un bu ciğerine başka bir şey takamıyorsun. Öyle bir sıkıntısı var. Ama bundaki etkileşim daha farklı. Yani kenarındaki şeyler, kablolar olsun filan çok daha farklı. Çok daha büyük bir konfor sunuyor size. Ama Samsung yani, bunu geliştirir diye düşünüyorum ya. Ya artık yeni telefonlarına şey yapıyor. Birazcık aynen. Satış taktiği birazcık Samsung için bu. Aynen. Bence hoş da bir şey değil ama yani yine de satış taktiği. Mesela bu Samsung Gear VR 2 hangi telefonlar oluyor? S6 ve S6 Edge'e uyumlu oluyor. Evet, Samsung Gear'lar kaliteli. Merlin Immersive 3D sanal gözlüğü var. Bu da pek bir şey görmedim ben bunda. Bir farklılık görmedim ya ama. Ya bir de tasarım olarak da benim pek hoşuma gitmedi. Ama fiyatı 450 lira. Yani. Aynen ve şey Bluetooth vesaire içeriği olduğu için muhtemelen. Bluetooth desteği olduğu için bu fiyat. Tamam da bence. Başka şeylerde de var Bluetooth desteği ya. Yani ben birazcık araştırdığımda mesela eBay'de falan böyle birçok ucuz ürünlerin hepsinde Bluetooth desteği var zaten. Türkiye'de bu kadar pahalı olması aslında eBay'de falan da araştırdığınızda eBay, Amazon gibi yerlerde daha uygun bulabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Zeiss VR var bir de. Zeiss VR var. 579 lira fiyat etiketiyle biz bulduk internet üzerinde. iPhone 6, Galaxy S6, Galaxy S5 modelleriyle uyumlu bir cihaz arkadaşlar. Tasarımı düzey, da güzel. Üst düzey birazcık. Aynen. Telefonu koyma yeri, konforu olsun her şeyle üst düzey. Zaten iPhone 6, Galaxy S6, Galaxy S5 telefon modelleriyle tam uyumlu. Yani diğer telefonları da sanırım koyabiliriz ama bunlarla tam uyumlu. Aynen. Yani tam şey alamayız, söylüyor. Randıman alamayabiliriz diğerlerinde. Bayağı güzel ya, çok başarılı. Evet, olmuş. Bu çok başarılı bence de. Neredeyse en iyilerinden bir tanesi. Evet, yani... Bir de arkadaşlar, çok saçma bir amaçla yapılmış sanal gerçeklik gözlüğü var, 49 lira. Ya ama sanırım kartonun bir üst modeli burada. Aynen öyle, yani, ya biraz aynen. Daha işte kartonumsu, yani karton olan tarzdan çıkıp biraz daha plastiğime, hani böyle plastik gibi, tam da plastik değil de nasıl denir onu, ya mukavva mı denir, bir şey denir ya böyle. Ya karton işte, mukavva, saçma bir şey, modelleme yapmışlar biraz. Aynen öyle, biraz daha yapmışlar. Tasarımsal olarak geliştirmişler ama bunu alacağınıza biraz daha üzerine para koyarsınız, 90 liralık bir şey alırsınız. Evet. En azından plastik ve sağlam olur. Benim zaten en çok hoşuma gidenlerden birisi o 90 liralık bir şey oldu. Fazlasına ihtiyacım yok diyorsanız yani. Şu Retek 2 oldukça güzel bir şey. Ben beğendim yani. Ben almayı aynen. Düşünüyorum Retek 2'yi. Çünkü film filan izlemek için çok zevkli oluyor. Bir de konfor açısından da güzel bu. Ha bir de tek problemi var bu VR gözlüklerin. Mide bulantısı yapıyor bir süre sonra. Ben de yapmadı. Bir süre sonra ben yani yaklaşık 3 kişi kullandık. 3 kişide de mide bulantısı yaptı. Ben de yapmadı. Filmde değil ama. 360 derece videolarda ve uzun süre kullanırsanız. Yaklaşık yarım saat süreyle kafanızı sağa sola çeviriyorsanız hani normal filmde düz oturuyorsun ve düz izliyorsun. Evet. O tarz şeyler 360 derece olduğu için kafanı sağa çeviriyorsun, sola çeviriyorsun, ileri gidiyorsun, aşağı bakıyorsun. Alışkanlık süreciyle de alakalı birazcık. İşte alışmadığın yani, için, evet. Aynı işte bu gözlükler gibi, bunlar da aynı şekilde mide bulantısı yapıyor. Alışman lazım. Yani, yani. Şey alın, şimdi bundan 5 yıl sonra herkesin belki de Oculus Rift'i olacak. Çünkü artık yani herkes bilgisayara bağlananlardan almaya başlayacak. Geleceğin teknolojisi, yeni bilgisayarlar gibi gözlükler olsun, takılabilir teknolojiler ortaya çıkıyor farkındaysanız. Yani bir geçiş süreci olarak düşünebiliriz bunu. Alışkanlık içinde oldukça güzel yani. Fena aynen. Değil bence. Biz öneriyoruz. Bence güzel bir telefonunuz varsa, en azından benim gibi S3 mininiz varsa hiç düşünmeyin de olmuyor çünkü. Eğer S3 ve üzeri ya da işte ne diyelim
iPhone'larda. iPhone'larda da mesela sıkıntı var. Evet, iPhone'ların hepsiyle de uyumlu genel değil. Genel olarak sıkıntısı var. Yani boyut olarak uyumlu olmuyor yani. En azından şu en son çıkan iPhone 6'lardan bahsediyorum. Aynen, onlar oluyor mesela, bayağı bir ya güzel ama oluyor. Olmamasının bir sebebi var. Şimdi gözümüzün, iki gözümüzün arasında bir şey var yani. Tabii. Telefon küçük kalıyor. O yüzden göze girmiyor zaten. Aynen, kenarlarda yani boşluk olmuyor. Çıkıyor. Yoksa şu ana kadar çoktan yaparlardı. Aynen, boyut olarak evet, sıkıntı çıkıyor. Normalde bu arada arkadaşlar, oyunlarını nereden indireceğiz falan derseniz, ücretsiz olarak yani hem App Store'da hem de Google Play'de zaten var. Yani VR yazın sadece aramaya, arama kısmına bayağı bir oyun çıkacak. Hatta Amnesia var, Slender var. Hatta Slenderman çok kötü oyunu. Biz denedik, bayağı kötü yani, berbat. Orada indirebilirsiniz ama arkadaşlar. Oyun olarak daha yeni girişteler. Yani tabii, daha çok şey yani, fazla güzel oyunlar yok. Sebebi de kullanım zorluğu. Yani daha şeyler, programlar yani gösterdiğimiz şeyler tam oturmamış durumda hala. Yani Bluetooth şeyi falan daha tam oturmamış durumda. Yani mobil oyun geliştiricileri varsa bence bir ara biraz kaymaları lazım. Çünkü orada artık kayıyorlar zaten. Bayağı ya, popülerite artık çıkmaya başladı farkındaysan. Yani geleceğin teknolojisi olduğunu farkındalar. Google'da zaten bunu destekliyor. Kendi programlarında Android Studio olsun. Yani mobil geliştirme programları, mobil oyun geliştirme programlarında falan, Unity olsun, bunlar hep VR'ı desteklemeye başladılar artık. İleride daha güzel şeyler göreceğiz eminim. Ya yani en fazla 5 yıl diyorum ben, 5 yıl sonra artık sıradan bir ürün haline almaya başlayacaktır. Yani siz de erken atalım. Yani işteyse kartonluk deneyin bence, çünkü beğeneceksiniz. Yani ben de mesela hiç beklemiyordum bir kartondan böyle bir performans alacağını. Ya bir de ama şöyle bir şey var, 3D gözlükler vardı, hatırlıyor musun? Sinemaya gireceğiz böyle. İlk 3D'ler çıktı. Allah'ım 3D işte, aman yanımızda göreceğiz falan filan diye çok heyecanlanmıştık. Şu anda ne 3D'si? Hani şu an ne 3D'si yani? Ev 3 boyutlu gözlük kaynıyor. Hep sinemaya giderken gözlük unutuyorum ya. O kadar artık normalleşti ki bu da öyle olacak muhtemelen. Gürhan'ın dediği gibi bir 5 yıl sonra. Bayağı normale dönecek yani. Yani 1 liraya satacaklar kartonları. Evet, yeter herhalde. Umarım denersiniz siz de. Denedikten sonra deneyimlerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. 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 Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Hoşçakalın.